Invest Turkey'de kıdemli danışman Mustafa İlbeyli'ye önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan şirketlerinin üst yöneticileriyle yaptığı toplantıyı sorduk. 41 firmanın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik Sayın Cumhurbaşkanımızla. Bu firmalar arasında kimler vardı? Abraj Group vardı, PepsiCo vardı, Coca-Cola vardı, Dow Chemical vardı, Uber vardı. Dediğim gibi daha finans sektöründen yine bazı firmalar vardı. Toplam bundan birkaç gün önce gerçekleşen ya da aynı zamanda gerçekleşen MPA zirvesinden gelen bazı finans firmaları vardı. Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıları biz her sene yapmaya çalışıyoruz. Beyefendi Amerika'ya geldiği zaman yatırım çevreleriyle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle zaten hali hazırda Türkiye'de yatırımı olan firmaların yatırım gündemleri hakkında biraz konuştuk. Bu firmalar içerisinde yatırımı olan vardı, yatırım planları olanlar vardı. Planları olanların yatırımla ilgili düşünceleri ya da yatırım environment ile ilgili düşünceler hakkında beyefendi yorumlarını dinledi. Beyefendi de Türkiye'de yapılan reformlar, hali hazırda yapılmış reformlar, yapılması planlanan reformlar hakkında bilgiler verdiler şirkete. Böyle güzel, samimi bir ortamda fikir alışverişi olmuş oldu. Sonrasında aldığımız hem Cumhurbaşkanlığı ekibinden aldığımız hem de şirketlerden aldığımız feedback bizim için çok sevindirici oldu açıkçası. Çok pozitif geçti toplantılar. Bakalım önümüzdeki dönemlerde neler yapılabileceği hakkında tekrar bir araya geleceğiz firmalarla tabii. Her zaman takip etmeye çalışıyoruz onlarla. Peki Türkiye-Amerika ilişkilerinde özellikle önceki başkan Barack Obama'nın son dönemlerinden itibaren yaşanan gerilimler, 15 Temmuz darbe girişiminin yarattığı çalkantı ve Batı kamuoyunda özellikle temel haklar konusunda Türkiye'ye yönelik olumsuz algı yabancı yatırımcıları ne ölçüde etkiledi? İlbeyli bu konuda şunları söyledi. Şunu her zaman söylüyoruz biz, bütün sadece Amerikalı yatırımcı için de değil bu. Türkiye'de hali hazırda yatırımı olan, Türkiye'yi tanıyan insanlar bu politik gelir geçer gündemlerde çok fazla takılmıyorlar. Bunların aslında geçip gelip geçici olduğunu, Türkiye-Amerikan ticaret ilişkilerinin özellikle zedelenmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Ve buna göre yatırımlarına devam ediyorlar ya da yatırımlarını arttırmak üzere planlar yapıyorlar. Bunları hep konuşuyoruz firmalarla. Ama tabii Türkiye'yi bilmeyen, daha önce Türkiye'de yatırımı olmayan firmaların tabii ki gündemini etkili. Bu maalesef burada Amerikan medyasındaki de genel tutum negatif yönde olduğu için negatif etkilenmemeleri söz konusu değil. Ama bizim gibi kurumlarla görüştüklerinde ya da Türkiye'yi ziyaret ettiklerinde durumun aslında farklı olduğunu, iki ülkenin özellikle çalışan insanlar arasındaki perception'un hiçbir zaman değişmediğini, çok iyi ilişkiler takip edebileceğimizi hep bir zaman görüyorlar. Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme yolundaki kararlılıklarını vurguladı. Peki bu konuda ne gibi somut adımlar planlanıyor? İlbeyli neler yapılacağının konuşulacağını ama bunlardan birinin yatırımcı seyahatlerinin artırılması olduğunu söyledi. Amerika ile ilgili yatırımcı seyahatlerimizi 2-3 katına çıkartacağımızı biliyoruz. Çok daha fazla şehirleri, eyaletleri ziyaret edeceğiz inşallah. Dediğim gibi önemli olan burada şimdi perception problemi olduğu için ne kadar çok kişiye ulaşırsak zaten mevcut yatırım ortamının bile çok çekici olduğunu bildiğimiz için sorun çıkmayacak kanaatindeyiz. Yatırımcıların daha çok geleceği kanaatindeyiz. İlbeyli iki ülkenin karşılıklı yatırımlarında 2015 ve 2016 yıllarında bir düşüş olsa da geleceğe iyimser bakıyor. Açıkçası maalesef 2015 ile 2016 arasında bir düşüş var ama bu sizler de biliyorsunuz yani genelde zaten dünya üzerindeki FDI dayalımında yaklaşık %25 civarında bir düşüş oldu. Ülkemizde birazcık daha fazla olmuş oldu ama hani bizim gibi sıkıntılar, badireler atlatmış bir ülke için aslında yine az oldu diyebiliriz. O da dediğim gibi mevcut yatırımcılar olayın aslını görebildiği için bu tarz şeylerden yine daha az etkilenmiş oldu. Ama yeni yatırımcıyı tabii ki her zaman etkilemiş oldu. Ama dediğim gibi bizler gidip anlatıp özellikle yapılan reformları gösterdiğimizde birçoğu her zaman yeni yatırımlar düşündüğünü söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığında yaptığımız toplantıda da mevcut yatırımcılar, yeni yatırımcılar bunu hep dile getirdiler. İnşallah 2017'nin sonlarına doğru, şimdi bu referandum badiresi de atlatıldıktan sonra son çeyrekte inşallah iyi rakamlar göreceğiz gibi düşünüyoruz. İlbeyli, Amerikalı şirketlerin Türkiye ile Amerika arasında bir ticaret anlaşmasını desteklediklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız toplantıda bu çatı kuruluşlar, US Chamber gibi hepsinin dile getirdiği şey şu oldu. Türkiye ile Amerika arasında ne şekilde olursa olsun bir ticaret anlaşmasını desteklediklerini, bu gündeme geldiği zaman kendilerinin elinden geleni yapacaklarını söylediler. Bizim için önemli olan da bu. Yani hangi platformda olursa olsun, çünkü sizler de biliyorsunuzdur yani Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisine baktığınız zaman aslında olabilecek olanın çok çok altındayız.
burası kesin. Ama bu aynı zamanda bir promise de olmuş oluyor. İleriye dönük bir hedef koyuyor bize. Yani önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde özellikle bir ticaret anlaşması söz konusu olursa mevcut yatırımların ve ticaretin 10 katına çıkmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye, Amerika'da başkan değişiminden sonra ilişkilerin her boyutunda yeni bir sayfa açma amacında. Ekonomik ilişkilerinde bu çabanın önemli bir parçasını oluşturacağı kesin. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington.